İlk kez karşı karşıya kalıyoruz, geliyoruz. Öncelikle bölümümüze hoş geldiniz. Ben kendimi tanıtayım. 19 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümünün öğretim üyelerinden Profesör Doktor Hasan Aydın. Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanıyım. Dolayısıyla felsefe tarihi derslerinde sık sık karşılaşacağız. Sizinle zaten aynı zamanda Lokman Çilingir, Profesör Doktor Lokman Çilingir bölüm başkanı. O da şimdi yanımdaydı. Sizinle bir bütün öğrencilerimizle, yeni gelen öğrencilerle bir toplantı ayarlayacağız böyle. Bir tanışma toplantısı yapacağız. Şimdi dediğim gibi hoş geldiniz felsefe bölümüne. Ve 4 yıllık bir sürece başlamış oluyorsunuz. Hayırlı olsun diyorum. Başarılar da diliyorum. Şimdi bizim üniversitemizi yeni tanıyorsunuz. Pandemi süreci olduğu için uzaktan eğitime yönelmek zorunda kaldık. 2 dönemdir böyle bir süreç yaşıyoruz. Tabii bunun getirdiği dezavantajlar var. Sizi de takdir ediyorum. Üniversite kazandınız, kampüse gelemediniz. Biz de sizi özledik açıkçası. O peşinden söyleyeyim. 2 dönemdir öğrencisiz üniversitede ekran başında konuşmak sıkıntı verici gerçekten. Şimdi üniversitemizin bir AVYS diye bir sistemi var. Adana'nın A'sı, Van'ın V'si, Yozgat'ın Y'si, Sinop'un S'si. Google'a AVYS diye yazarsanız AVYS'den görebiliyorsunuz. AVYS'den bu 10 uzantılı, STU uzantılı şifrenizle girdiğinizde ilk haftanın 14 haftalık ders materyallerini orada göreceksiniz her haftanın karşısında. Benim dersime girdiğinizde Antik Çağ Felsefesi. Bu haftanın yarım saatlik bir video, 40 dakika oldu gerçi benimki. Bir video da çekip yayınladım ben orada. Her hafta yayınlayacağım. Derse gelmeden önce AVS sistemi üzerinden notu, o haftanın iliştirilmiş notunu okumanız ve ardından o videoyu izlemeniz gerekiyor. Burada yaptığımız dersleri de kaydediyorum ben. Kaydediyorum. Dolayısıyla yaptığım kayıtları bu Google Classroom üzerinden paylaşıyorum. Yeniden dinlemek isteyen arkadaşlarımızın dinlemesine izin veriyoruz. AVS'de videoları bulamadım diyor. Bulamamam mümkün değil. Ben dün akşam bana da söylediler. AVS sisteminde şu anda benim ilk haftada videom yüklü sistemde. Ben evden girdiğimde, kendim tıkladığımda dinleyebiliyorum. Dolayısıyla orada var. Dolayısıyla AVS'ye dıştan giriyorsundur. Onu uzantılı adresle girmen gerekir. Evet, Okan zaten size yardım ediyor. Söylüyor, şeyi gönderiyor. Efendim, şimdi birlikte antik çağda felsefe ya da ilk çağ felsefe tarihi işleyeceğiz. Felsefenin dinleyenler olmuşsa yaptığım yayını orada bazı şeyler görmüştür. Ama ben bir uyarıda daha bulunacağım. Bu dersimiz ikiye bölünmüş durumda. 4 saat olduğu için ikiye bölünmüş durumda. Değil mi? Programı görüyorsunuzdur. Bir tanesi bir bakacağım. Tarihinden tam emin olmak için kendi programıma. Umarım bir değişiklik yoktur bendeki programda. Varsa siz oradan beni düzeltebilirsiniz. Attı gerçi yine Okan attı. Ben yine Okan, ben kendi fotoğrafım şeyini çektim kendi programımın. Bir bakayım ona. Sen varsa hata düzeltirsin, tamam mı? Benim antik çağda felsefe dersim, evet, salı günü 8.15 ile 10 arasında görünüyor bir tane, değil mi? 8.15 10 arası salı günü. Bir diğeri ise bugün saat 1 ile 14.45 arasında görünüyor. İkiye bölünmüş durumda. Evet, doğrusu şeyi bu. Şimdi ne yapacağız? Uzaktan eğitim olduğuna göre sorunumuz şu. Biz zaten AVS'ye şey yüklüyoruz. Çok fazla internet harcamasına neden oluyor. Bu iki dersi ayrı ayrı yapmaktansa önerim perşembe günleri bugün saat 1 ile 3 arasında yapabiliriz. Kaç dakika yapıyor? 90 dakika. 45 dakikalık bir video oluyor zaten. Yaklaşık 3-3,5 saatlik ders haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla
böyle yürütebiliriz. Bir aksilik olursa ben sizinle iletişim zaten kurarım, bir sorun olursa. Bu hafta şöyle bir şey oldu, onu da anlatayım. Tıp Fakültesinde birey, toplum ve hekim diye bir derste görevliydim. Dolayısıyla 1 ile 1.45 arasında orada konuşmam vardı. Apar topar orada konuşma yapıp buraya döndüm. Dolayısıyla bu yüzden gecikme oldu. Bundan sonra her zaman saat 13 ile, ben zaten paylaşacağım, 13 ile 15 arasında dersimizi yapacağız. Bu özel bir durum. Onu bilmenizi isterim. Şimdi gelelim asıl meselemize. Antik çağda felsefe ya da ilk çağ felsefe tarihi. Burada birkaç kelimeyi açmak gerekir. Antik çağ kelimesini açmak gerekir. Sanırım ikincisi felsefe sözcüğünü açmak gerekir. Üçüncüsü felsefe tarihi sözcüğünü açmak gerekir. Bu üç sözcük üzerinde konuşarak antik Yunan, evet, sözcüğü açarak yürütebiliriz. Tabii felsefe tarihi bakımından baktığınızda antik sözcüğü gerçekten eski Yunan'a gönderme yapar. Yani eski Yunan felsefesine, felsefenin orada doğduğu düşünülür ve oraya gönderme yapar. Dolayısıyla mesela bazı şeylerde antik deyişi farklı disiplinlerde farklı anlama gelebilir. Ama bizde antik deyince gerçekten Yunan anlaşılır büyük ölçüde. Niye böyledir? Çünkü felsefe disiplininin antik Yunan'da ortaya çıktığı ifade edilir. Soruları en sonda alacağım. Antik Yunan'da ortaya çıktığı ifade edilir. Bu gelenek aslında Aristoteles'e kadar da geriye gider. Efendim antik Yunan'da Aristoteles, biliyorsunuz daha sonra üzerinde duracağız, önemli sistemci filozoflarımızdan birisi. Onun Metafizik isimli eserine şöyle kabaca baktığınızda, aynı zamanda onun Fizik, Metafizik isimli eserleri, işte Nikomakos'a Etiği, Magna Moralia'sı, Eudemos'a Etiği, işte diğer eserleri, aynı zamanda felsefe tarihi bakımından da önemli eserler. Çünkü Aristoteles düşüncelerini ifade etmeden önce bir felsefe tarihçisiymiş gibi önce kendisinden önce söylenenleri analiz eder, eleştirisini yapar, o eksikliklerden yola çıkarak kendi görüşünü ortaya koymaya çalışır. Dolayısıyla onun felsefe yapma biçimiyle de ilgili, bu daha sonra onun üzerinde epey konuşacağız Aristoteles üzerinde. İşte diyor ki Metafizik isimli eserinde, daha geriye doğru gittiğimizde teologlardan söz ediyor. İlk teologlar diyor. İlk teologlar, onun deyişiyle söylersem ilk teologlar, Homeros ve Hoseidos gibi teologlar. Bunlar diyor varlığı açıklamak için çaba sarf ettiler kuşkusuz. Yani ilk çağ o erken dönem, işte Homeros ve Hoseidos 8. 7. yüzyıllara kadar geriye gidiyordur muhtemelen şey olarak, tarih olarak. İşte antik Yunan'ın mitoloji diye nitelendirdiğimiz o düşünce biçiminin inşa edicileri olarak karşımıza çıkıyor. İşte diyor bunlara bakarsanız, bunlar diyor ilk şeyi söyleyin, varlığa ilişkin, varlığın kökenine ilişkin, evrene ilişkin ilk spekülasyonları ortaya koymaya çalıştılar. Aynı şekilde diyor Aristoteles, Thales'le birlikte, ki bunlara Thales'le başlayan o süreci anlatıyor. Bunlara da ilk filozoflar adını veriyor. Aslında daha çok bunlar doğa üzerinde kafa yordukları için bunlara physis, yani doğa üzerine fikir ortaya sürenler de diyor. Ve bunların ilkinin de aslında antik Yunan'ın bilgeleri arasında sayılan, Platon tarafından antik Yunan'da o büyük bilgeler arasında sokulan, işte Aristoteles'in ilk felsefeyi başlattığı kişi olarak da Thales'i yerleştirdiğine tanık oluyoruz. Aristoteles bunu yaparken, yani teologlarla filozoflar arasındaki o ayrımı da yaparken bu Metafizik adlı eserinde,
erken dönem Yunan düşüncesindeki bu teologlarla filozoflar arasındaki ayrıma da işaret ediyor. Metafizikte Thales gibi ilk filozoflarla Hesiodos tipi ilk teologları bu açıdan karşı karşıya getirdiğine tanık oluyoruz. Hesiodos tipi teologlardan Protoi Theologesantes, yani ilk teologlar, eski filozoflardan da, yani Thales'te başlayan filozoflardan da Protoi Philosophantes, yani ilk filozoflar şeklinde bahsediyor. Ona göre ilk filozofların temel özelliği akılcı ispat yöntemleriyle ilerlemeleridir. Buna karşın teologlar, Yunancasıyla söylersem mitikos sofizomenoi, yani mitler aracılığıyla öğretenlerdir. Yunan araştırmalarıyla ünlü Jeaver'ın da dikkat çektiği gibi Aristoteles'in bu ayrımı aslında oldukça verimli bir ayrımdır. Çünkü ilk teologlarla ilk filozoflar arasındaki hem ortaklıkların hem de farklılıkların görülmesini sağlamaktadır. Buna göre ilk teologlar belli öğretiler hakkında bilgi vermeleri bakımından, yani sofizontai dediği şey, bilgi vermeleri bakımından ilk filozoflara benzerler. Ancak onların aksine bunu mitsel, yani yine Aristoteles'in deyişiyle söylersem mitikos diyor. Mitsel bir söylem içerisinde yaparlar. Onlar diyor Aristoteles, neden ve ilke olarak tanrıları temel alırlar. Her şeyin tanrılar tarafından üretildiğini iddia ederler. Halbuki Aristoteles diyor, halbuki bunları neden olarak konumlandırmak insan kavrayışını aşar. Ancak ilk filozoflar konuya akılcı yaklaşsalar da daha sonra da göreceğimiz gibi yer yer mitolojik dediğimiz unsurların felsefe içerisinde de yeniden ve yeniden üretildiğini göreceğiz. Dolayısıyla felsefe mitos ilişkisini ayrı ayrı daha sonraki süreç içerisinde zaten filozofları teker teker irdelerken göstermeye çalışacağım. Yani Aristoteles'i söylersek, Thales'le başlatma o felsefeyi, Thales'le başlatma geleneğinin gerekçesi şu: Thales öncesi bilgeler olayları, şeyleri, varlığı, hakikati tanrısal bir düzlemde mitik söylemle ortaya koyarken, Thales'le başlayan o süreç diyor, konuya akılcı yaklaşıyor, eski mitsel söylemin dışına çıkmaya çalışıyor. Yani artık yeni bir teolojinin dışında filosofiya dediğimiz, yani teolojiye tanrıyı neden olarak gören o disiplinin yerine, mitle şeyleri anlatmaya çalışan o disiplinin yerine, yani Homeros ve Oseidos'un yaptıklarının yerine, Thales'le başlayan, doğayı ele alan ama doğayı ele alırken tanrılarla, tanrıyla, mitle değil de akılsal ve doğal argümanlarla açıklamaya çalışan bir yeni disiplin doğdu diyor ve bu disiplinin mucidi olarak da, inşa edicisi olarak da Thales'i gösteriyor. Şimdi size Diyojen ve Artius diye yine antik dönemde, bu Türkçe'de de bulabileceğiniz bir eser. Görebiliyor musunuz? Türkçe'de de görebileceğiniz bir eser. Bu Diyojen Laertius'un ünlü filozofların yaşamları ve öğretileri adını taşıyor. Türkçe'ye çevirisi var. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış Canan Şentuna'nın çevirisi. Önemli kaynaklardan birisi. Edinmenizi de isterim açıkçası bu metni. Çünkü erken dönem felsefe tarihine ilişkin temel kaynaklardan birisi. Girişten sonra ilk başladığı kişi Thales. Thales'le başladı. Dolayısıyla
felsefe tarihinde örneğin Macit Gökberk'in Felsefe Tarihi kitabını alırsanız yine karşınıza Thales çıkar. Hatta yine bu meşhur felsefe tarihçisi Butiren'in kitabı. Burada da ilk başlayan yine Thales'tir. Thales'le başlar. Türkçe'de yazılmış başka felsefe tarihi kitapları da vardır. Felsefe doğarkenin dışında yine felsefeyi başlatırken Çiğdem Dürüşken de aynen Presokratikler yine Thales'le başlıyor. Tabii bunun dışında şimdi hakkını yemeyelim. Başka mesela Ahmet Cevizci'nin felsefe tarihine gittiğinizde orada antik Yunan öncesine değin uzanan bir sürenle de karşılaşmanız mümkün. O gerideki tartışmaları, gerideki düşünce biçimlerini de anlatmaya çalışır. Yine Ahmet Arslan'ın İlk Çağ Felsefesi ki Türkçe'de İlk Çağ Felsefesi ile ilgilenen temel yapıtlardan birisi. Genel itibariyle baktığınızda felsefenin ortaya çıkışını aldıktan sonra genelde yine felsefe Thales'le başlatılıyor. Dolayısıyla Batı'da da öyle. Ama bunun dışına çıkan başka yaklaşım tarzları da var. Şunu anlamanızı isterim. Burada şunu anlamanızı isterim. Aristoteles'in başlattığı bir gelenek var. Felsefeyi Thales'le başlatma geleneği ki gerekçesi çok açık. Varlığı akılla, akılsal araçlar ve argümanlarla anlama çabası. Bu ayrım noktasını esas alarak felsefeyi Aristoteles'le başlatan bir gelenek var ve modern dönemde de devam ediyor. Tabii felsefe sözcüğün kendisine bakarsanız filosofia dediğim sözcük Yunanca. Yani bunu iyi anlamanız gerekir. Sözcükler her zaman şeyin kökenini vermez ama mesela televizyon sözcüğü Türkçe olmadığı için televizyonun Türklere başka yerden girdiğini sezebilirsiniz. Yani bir şeyi kim icat ediyor ise, kim ortaya koyuyorsa ona kendi ad veriyor ve o adla yaşıyor. Filosofia sözcüğü Yunanca bir sözcük. Ve filosofia sözcüğü hepinizin bildiği gibi ilk kez kullananın Pisagor olduğu bir rivayete göre söylenir. Pisagor şöyle bir akıl yürütmede bulunmuş. İnsan tanrılar demiş sofia olabilir, bilgi olabilir. İnsanlar demiş hakikati tam anlamıyla bilemezler. Olsa olsa hakikat aşığı olabilirler. Bilgelik aşığı olabilirler. Bilginin peşinde olabilirler diye düşünerek filosofia demiş. Filosofos yani filozof sözcüğünü kullanmış. Filosofia sözcüğü antik Yunanca bir sözcük. Filia sevmek anlamında kullanmış. Araplar mesela bize felsefe sözcüğü Arapçadan geçmiş. Araplara da Süryancadan geçmiş. Yani filosofia sözcüğü felsefe haline gelmiş. Baktığınızda Araplar Türkler felsefeyi Araplar kanalıyla edindiği için, Araplar kanalıyla ulaştığı için bize felsefe geleneği, daha sonra 18. yüzyılda Batı ile yeniden entegre olacağız, Batı felsefesini yeniden eklemleyeceğiz. Dolayısıyla Arapça'da filia sözcüğü muhabbet terimiyle karşılanmış. Yani bugün de kullanıyoruz ya muhabbet terimi. Bununla karşılanmış. Sofia sözcüğü ise hikmet sözcüğüyle karşılanmış. Dolayısıyla mesela Kindi'nin deyişiyle söylersek felsefe hubbül hikme, yani hikmet sevgisi demek. Bilgelik sevgisi demek. Tabii bilgelik sevgisi demek felsefenin ne olduğunu açıklar mı? Zannetmiyorum ama felsefenin peşinde olduğunu, yani insan sevdiği şeyi, arzuladığı şeyi elde etmek ister, elde etmeye çabalar. Hani
Aristoteles ile Platon'da özellikle, Platon insani etkinliklerle arzu arasında müthiş bir güçlü bir bağ kuruyor. Daha sonra göreceğiz. Yine Aristoteles her şeyin temeline merak duygusunu. Neyi merak edersiniz? Neyi merak edersiniz? Tabii bir sorun varsa, o sorunu çözmeyi arzu ediyorsanız, istiyorsanız merak edersiniz. Diyor ki Aristoteles Platon'a, o yüzden insanlar arzu ettikleri şeyi elde etmeye çalışırlar. Sevgi, eksikliğini hissettiğiniz bir şeyi elde etme çabasıdır. Eğer böyle bakarsak, buradan yola çıkarak Platon Sempozyon diyaloğunda ilginç bir şey de yapar. İki kişi felsefe yapmazlar. Bunlardan birisi tanrılar. Çünkü tanrılar her şeyi bilir, bir şeye ihtiyaçları yoktur. İkincisi der, cahiller. Çünkü cahiller kendilerinde ne eksik olduğunu bilmezler. İyidir diyor, o zaman kim felsefe yapar? İşte tanrılarla cahiller arasındakiler felsefe yapar. Ben de ona diyorum ki yarı cahiller felsefe yapar. Niye? Cehaletinin bilincindedir. Hakikate sahip olmadığının bilincindedir. Eksikliğini hissetmektedir. O eksikliğini gidermenin peşine düşmektedir. Yani kendisinde eksik olan şeyi, yani hakikati arzulamaktadır. Elde etmeye çalışmaktadır. O halde şimdi felsefe açısından baktığınızda kelimenin kökü dediğim gibi antik Yunanca'ya geri gidiyor. Geriye gidiyor. Kelimenin kökü öyle. Ve felsefe tarihinde köklü bir gelenek var. Bunun Yunanlıların ürünü olduğunu ve Yunanlılardan başlatıldığını. İsmi de Yunanca. Hatta Yunanca'da hikmet sevgisi diye nitelendirebileceğimiz bir sözcük, bilgelik sevgisi diye nitelendirebileceğimiz bir sözcük olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla bu Yunan icadı ya da felsefe bir Yunan mucizesidir diyorlar. Buna, bu iddiaya daha Helenistik dönemden itibaren itiraz yöneltildiğine tanık oluyoruz. Daha Helenistik dönemden itibaren. Yani problem olan şu, problem edilen şey şu. Bu gerçekten bir Yunan mucizesi mi? Bir Yunan mucizesi mi? Yoksa Yunanlardan önce felsefe diye nitelendirebileceğimiz bir etkinlikten söz edemez miyiz? Bu önemli tartışmalara neden olmuş gibi gözüküyor. Bugün de aslında felsefenin kökeni sorunu felsefe tarihçilerinin bugün açısından da baktığında temel problemlerinden biri olmuştur. Yani şu soru hep tartışılmıştır Helenistik dönemden beri. Felsefe bir Grek mucizesi midir yoksa kökeni daha mı gerilere gitmektedir? Dediğim gibi bu sorular modern dönemde de tartışılsa da, daha çok tartışılsa da yeni değildir. İlk çağ ve orta çağ boyunca da yer yer bu sorunun tartışıldığına tanık oluruz. Söz gelimi Platon'un diyaloglarında konuşturduğu, Sokrates'in tartıştığı şeylerle ilgili yer yer Mısır bilgeliğine atıflar yaptığını, bir tarihçi olan Herodot'un eski Yunan düşüncesine etki eden önceki düşünsel geleneklere değindiğini görüyoruz. Yine erken dönem bir felsefe tarihçisi olan Diogen Laertius'un ünlü filozofların yaşamları ve öğretileri adlı yapıtında daha ileriye gidilir ve bazılarının felsefe araştırmalarının barbarlarda başladığı tezini ileri sürdükleri belirtilir. Diogen Laertius'u burada durmaz, felsefenin başlangıcına yönelik temel tezlerini de sıralar. Buna göre felsefenin Perslerde Maglarla, Babililerde ya da Asurlularda Keldalılarla, Hintlilerde çıplak bilgelerle, Keltlerde ve Galatlarda Dritler, Semholarla, Fenike'de Okos'la, Trakya'da Zamoxis'le, Libya'da Atlas ve Mısır'da Nil'in oğlu sayılan Hephaistos'la başladığına inananların olduğunu söyler. Yine ama burada durmaz tabii. Şöyle söyler Diogen Laertius. Biliyorsunuz Yunanlılar kendilerinden olmayanlara barbar diyorlar. Barbares diyorlar. Diyor ki Diogen Laertius,
Felsefenin diyor bu Perslerde, Babillilerde, Asurlularda, Hititlerde, Keltlerde başladığını söyleyenler diyor. Aslında Yunanlıların başarısını barbarlara mal etmeye çalışıyorlar. Bunu kavrayamıyorlar diyor. Yine İskenderiye geleneğinde köken olarak felsefeyi Mısır, Babil ve Yahudi bilgeliğine değin geriye götüren yaklaşımlarla karşılaşıldığına tanık oluyoruz. Bu tartışmaların Orta Çağ'da da sürdüğünü, yine tartışmaların Rönesans döneminde de devam ettiğine tanık oluyoruz. Söz gelimi Orta Çağ'ın ünlü filozofu Farabi, Türkistan filozofu Farabi şöyle diyor. Söylendiğine göre bu ilim yani felsefe eskiden Irak halkı olan Keldaniler arasında mevcuttu. Onlardan Mısır halkına geçmiş, oradan Yunanlılara intikal etmiş, Süryaniler ve daha sonra Araplara gelip geçinceye kadar onlarda kalmıştır. Bu ilmin içerdiği her şey Yunan dilinde, daha sonra Süryanice'de, nihayet Arapça'da ifade edilmiştir. Bu ilme sahip olan Yunanlılar onu hakiki hikmet ve en yüksek hikmet diye adlandırırlar ve onun elde edilmesine ilim, onunla ilgili zihin durumuna ise felsefe derlerdi. Bununla en yüksek hikmeti arama ve sevmeyi kastederlerdi. Onu elde edene filozof derler ve bununla da en yüksek hikmeti seven ve onu arayanı kastederlerdi. Onlar en yüksek hikmetin kuvve halinde bütün erdemleri içerdiğine inanırlar ve onu ilimlerin ilimi, hikmetlerin hikmeti ve sanatların sanatı diye adlandırırlardı. Bununla da bütün sanatları içine alan, sanatı bütün erdemleri içine alan erdemi, bütün hikmetleri içine alan hikmeti kastederlerdi diyor. Yine örneğin Batı Orta Çağı ile ilgili birkaç şey söylemem, Helenistik dönemle ilgili yine Orta Çağ'a geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz felsefeyle ilk karşılaşan tek tanrılı din Yahudilik oldu. Yahudiler içerisinde Numenius gibi, Aristobulus gibi, Filon gibi düşünürlerin de felsefeyi köken olarak İbrani geleneğine geri götürdüklerine tanık oluyoruz. Mesela Aristobulus'tan kalan fragmanları bir araya getiren Holaday, erken dönem yazarlarına başvurarak onun düşünceleri hakkında şunu söylüyor. Aristobulus, Platon ve Pisagor'un düşüncelerini Musa'dan ödünç aldıklarını iddia eder. Clement, Aristobulus'u Yunanlıların felsefeyi Yahudi antik yazarlarından öğrendiklerini kanıtlamaya çalışan birisi olarak betimler. Clement, Stromates adlı yapıtında Aristobulus'un Aristotelesçi felsefenin de Musa ve peygamberlerden alındığını göstermeyi amaçladığını ileri sürer diyor. Yine benzer bir şey, benzer bir yaklaşım tarzı efendim Josephus'ta var. O da benzer bir biçimde geriye götürmeye çalışıyor. Şöyle diyor, Kant'ın aktardığına göre. Bizim ilk taklitçilerimiz, Yahudi bu, görünüşte kendi ülkelerinin kanunlarına uyarken davranış ve felsefe bakımından Musa'nın müritleri olan Yahudi filozoflarıydı. Bu Yahudilerin felsefeyi Musa'ya kadar geriye götürme çabasının Numenius'ta da ifadesini bulduğunu tanık oluyoruz. Bir Yahudi şöyle diyor, İskenderiye Yahudisi, Platon Yunanca konuşan ya da Yunan eğilimleri içinde ortaya çıkan Musa'dan başka ne olabilir ki? Benzer bir anlayışın şeyde de sürdürdüğüne tanık oluyoruz. İskenderili meşhur Yahudi filozof Filon tarafından da dile getirildiğini ve ilk filozof olarak Hazreti Musa'nın ön plana çıkartıldığına tanık oluyoruz. Benzer anlayışın dediğim gibi şeyde de varlığını sürdürdüğüne tanık oluyoruz. Yani Hristiyan kültüründe de
varlığını sürdürdüğüne tanık oluyoruz. Mesela önemli apoloji yazarlarından bir tanesi Justin Matry şöyle diyor: Peygamber Musa, sık sık belirttiğimiz gibi, filozofların hepsinden önce ve daha eskidir. Dolayısıyla daha önce ve daha eski olduğuna göre, Yunanlılar diyor onlardan etkilenmiş, onlardan öğrenmiştir felsefeyi diyor. Yine benzer bir anlayışın Clemens tarafından da savunulduğuna tanık oluyoruz. Aynı anlayış dediğim gibi İslam dünyasında özellikle Amiri gibi filozoflar tarafından da dile getirilmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla Amiri'nin ortaya koyduğu şey, bir pasaj olarak size bulursam okuyacağım, ilginç diye düşünüyorum. Amiri İslam dünyasında dediğim gibi bu felsefeyi şeye geriye götüren, siz söyleyin, peygamberlik geleneğine geriye götürmeye çalışan önemli bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi o pasajı hemen bulup sizinle paylaşacağım kısaca. Hikmet sözcüğünü kullanıyor. Ve söylediği şey şu: tarihte hikmetle nitelenen ilk kişi Lokman el-Hakim'dir. Lokman Hekim var ya bizde. Oh. Nitekim Tanrı şöyle der: andolsun ki biz Lokman'a, Tanrı'ya şükret diyerek hikmet verdik. Lokman el-Hekim Hazreti Davut zamanında yaşamıştır. Her ikisi de Şam'da ikamet etmişlerdir. Aktardığına göre Yunanlı filozoflar Empedokles sık sık onun yanına gidip geldiği için hikmeti ondan öğrenmiştir. Lokman el-Hakim'le olan arkadaşlığı yüzünden Yunanlılar ona Sofia, yani bilge olarak kabul etmişler ve ilk filozof olarak onu görmüşlerdir. Batınilerden bir grup Empedokles'in hikmetinin peşinden gitmekte ve onun pek çok değerli birisi olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca onlar Empedokles'in çok az idrak edilebilecek sembolik ifadelerinin olduğunu söylemektedirler. Yunanlıların filozoflukla nitelendirdiği bir kişi, diğer kişi Pythagoras'tır, yani Pisagor'dur. Onun bilgelikle nitelendirilme nedeni ise, dikkat edin buraya, Davud'un oğlu Süleyman'ın öğrencileri Şam bölgesinden Mısır'a gidince onlarla görüşme alanını bulmasıdır. Bu görüşmeden önce Mısırlılardan geometri, ardından da Süleyman'ın öğrencilerinden fizik ve metafizik öğrenmişlerdir. Bu üç bilimi Yunanistan'a götürmüş, kendi zekasıyla musiki bilimini ortaya çıkarmış, melodileri sayı ve oranlarla yararlanarak bir uyuma kavuşturmuştur. Sonrasında ise bu bilimleri peygamberlik kandilinden, Mişkatün Nübüvve diyor, yararlanarak geliştirdiğini ileri sürmüştür. Pisagor'dan sonra filozoflukla nitelendirilen kişi Sokrates'tir. O felsefeyi Pitagoras'tan, Pisagor'dan almış ve felsefi disiplinlerinden yalnız metafizikle yetinmiş, dünyevi zevklerden yüz çevirmiştir. Yunanlılarla aynı dini inançtan olmadığını ilan etmiştir. Çok tanrıcı anlayışın liderleriyle yüzleşmiş, akli ve mantıki deliller göstererek onlarla mücadele etmiştir. Bu yüzden de onlar da haklı olarak halkı Sokrates'e karşı kışkırtmışlar ve onun öldürülmesi için krala baskı yapmışlardır. Sokrates'ten sonra Platon filozoflukla nitelendirilmiştir. Yunanlılar arasında o şerefli ve soylu bir kişidir. Sokrates'in yolundan giderek o da felsefeyi Pisagor'dan almıştır. Kendini metafizik bilimlerle sınırlandırmamış, fizik ve matematik bilimleriyle de uğraşmıştır. Platon'un yazdığı birçok kitap vardır, ancak bu kitaplar semboller ve anlaşılması güç ifadelerle doludur. Platon'dan sonra bilgelikle nitelendirilen kişi Aristoteles'tir. O Zülkarneyn diye bilinen İskender'in hocasıdır. Felsefe öğrenmek üzere 20 yıla yakın Platon'un yanında ders almıştır. Bu 5 kişi filozoflukla aranmış. Bunlardan sonra hiç kimseye filozof sanı verilmemiştir. Görüldüğü gibi bir İslam düşünürü olan Amiri de İskenderiye Yahudilerini ve Hristiyanlıktaki o Clemens, Justinius gibi düşünürleri takip ederek
felsefeyi dini bir geleneğe geriye götürmeye çalışıyor. Genelde Yahudi ve Hristiyanlar Hazreti Musa'ya geriye götürürken, Musa daha eski olduğu için, burada Lokman Hekim ve Davut peygambere, bazı İslam felsefesi kitaplarında da İdris'e kadar, İdris peygambere kadar, ki Yunanlıların Hermes'ine karşılıktır, oraya kadar geriye götürüldüğüne tanık oluyoruz. Mesela bir son örnek daha vereyim. İslam dünyasında Suhreverdi Maktul diye bilinen, öldürülmüş bir filozof biliyorsunuz, İşraki felsefenin temel kurucularından birisi. Onun felsefeyi daha ilginç bir biçimde Fars geleneklerine ve Fars atalarına geriye doğru götürdüğüne tanık oluyoruz. O da Suhreverdi'nin felsefe tasavvurunu anlamanız için hem örnek olsun hem de bir felsefeyi geriye götüren bir yaklaşım tarzının örneğini anlamanız için size ışık tutar diye düşünüyorum. Bu bizim yazdığımız bir Mehmet Dağ Hoca ile birlikte yazdığımız bir kitapta ben aktarmıştım, çevirmiştim o pasajı. Evet, şöyle diyor. Hikmetül İşrak isimli kitabında. Bu bilgi, yani felsefe, kudret ve ışık sahibi, felsefenin rehberi ve önderi olan Platon'un zevkinin, yani doğrudan kavrayışının ta kendisidir. Bu bilgi, ondan önce yaşamış olan filozofların başı olan Hermes'ten. Hermes, İslam dünyasında İdris peygambere karşılık gelir biliyorsunuz. Hermes'ten alınmış olup Platon'a gelinceye kadar Empedokles, Pisagor gibi büyük filozofların ve hikmet abidelerinin elinden geçmiştir. Önceki filozofların sözü simgeseldir. Bu nedenle onlara yöneltilen eleştiriler sözlerinin görünüşüne yönelik olup amaçlarına yönelik değildir. Simge inkar edilemez. Bu simgesel söylem, bunlar okuyacaklarım Fars ataları, yani Farslıların, İranlıların ataları. Camasef, Ferşav Şatır, Bozuş Mehr ve ondan önce yaşamış Fars filozoflarının yolu ve öğretisi olup Doğu'nun ışık karanlık öğretisinin temelini oluşturur. Bu temelin ne Mecusi kafirlerinin öğretisi, ne Mani'nin sapıklığı, ne de Tanrı'ya ortak koşmaya ileten başka inançlarla ilişkisi vardır. Felsefenin şu yakın zamanda ortaya çıktığı, daha önce bulunduğu sanılmamalıdır. Aksine dünya, felsefe ve hikmeti açık kanıtlarla savunan ve ayakta tutan kimselerden hiçbir zaman yoksun kalmamıştır. İşte onlar Tanrı'nın yeryüzündeki halifeleridir. Gökler ve yeryüzü var oldukça da bu filozoflar eksik olmayacaklardır. Eski filozoflarla sonrakiler arasındaki farklılık açık ve kapalı dil kullanmanın tercihinden kaynaklanır. Yoksa aralarında Tanrı'nın tekliği gibi ana sorunlarda ayrılık yoktur. İlk öğretmen Aristoteles her ne kadar değeri büyük, derin ve keskin görüşlü bir filozof olsa da üstadı Platon'u gölgeleyecek kadar büyütülmemelidir. Filozoflar arasında yine bunlar Fars ataları, Agasizimun, Hermes ve Askelinus ki bunlar Yunanlı kimisi gibi elçiler ve şeriat koyucu önderler bulunmaktadır. Aa, orta çağa girdiğinizde açıkçası felsefeyi büyük ölçüde dini bir geçmişe dayandırmaya çalışan Yunanlılardan önce işte İbrani geleneğe bağlamaya çalışan, Mısır'a geriye götürmeye çalışan, dinsel temellere geriye götürmeye çalışan büyük bir yaklaşım tarzının olduğunu söylemek gerekir. Bu tür tartışmalar aslında bugün de bir ölçüde tartışılmaktadır ve varlığı tabii bu şekilde değil de Yunanlılığın ürünü olmadığını ifade etmek için felsefenin aslında Yunanlılardan önce ortaya çıktığını ifade etmek için pek çok düşünce ve görüş ileri sürülmektedir. Bazı felsefe tarihi kitaplarında bu tür şeylerle karşılaşmanız mümkün. Mesela çok ilgimi çektiği için James diye, George
G.M. James diye birisi. Kitabının ismi çok ilgi çekici. Stolen Legacy, Greek Philosophy is Stolen Egyptian Philosophy diye bir kitap yazmış. Yani dediği şey şu, Yunan felsefesi, Grek, antik Yunan felsefesi Mısırlılardan mı çalındı? Tabii bu iddialar var, bugün de tartışılıyor. Yani felsefenin kökeninin, felsefenin bir Yunan mucizesi olmadığı bugün de tartışılan gelen şeyler ve felsefenin aslında Yunanlılardan çok önce, işte dedim ya, Babillilerde, Mısırlılarda, Hititlerde vesairede başladığını söyleyen, hatta bunu dini orta çağda geleneğe geri götüren bakış açıları var. Bunlar ne ölçüde doğru? Benim buna yanıtım şu. Felsefe yapma tarzı ile ilgili bir durum bu. Şimdi antik Yunan'da felsefe yapma tarzını anlatırken size çok basit bir şey söyledim. Net. Aristoteles teologlardan felsefeyi ayırırken ne demişti? Teologlar tanrı ve mitsel temelle açıklıyorlar bir şeyi. Filozof ne yapıyordu? Aynı sorunu akılsal logos diyor işte o. Logos da açıklıyor. Yani felsefe mitostan, mitik açıklamadan logos, yani akla dayalı sözler. Mitos da söz demek ama mitik söz. Simgesel söz. Ondan akılsal, argümantatif söze geçişleri. Eğer böyle bakarsanız, gerçekten Aristoteles'in deyişiyle gidersek, geriye doğru gittiğimizde Sümerlilerde, Mısırlılarda, Babillilerde, Hintlilerde, Farslılarda, valla insan nedir, mutluluk nedir, varlığın kökeni nedir, varlık arası nasıl, ilişkiler nasıldır, bir sürü felsefi soru sorulmuştur. Ama sorulara mitik temelde yanıt verilmiştir, akılsal temelde değil. Dolayısıyla Yunan kültürü içerisinde felsefe yapmak demek, aklın götürdüğü yere, akılsal argümanın götürdüğü yere gitmek demektir. Bu yüzden eğer böyle algılarsanız felsefeyi, bu düşünce Yunanlılara ait. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bir de Yunanlılarda septik felsefe yapma tarzı ortaya çıkacak. İşte hepinizin bildiği gibi sofistler ve daha sonra yani sofistler dediğimiz bir grup var. Daha sonra sofistlerin de etkilediği ama sofistleri aşan bizim skeptisizm diye nitelendirdiğimiz, septikler dediğimiz bir grup var. Buna Fironizm de diyorlar, Firon tarafından. En güçlü temsilcilerinden birisi Sextus Empiricus. Ve o septik gelenek varlığını yeniden ve yeniden felsefe tarihi içerisinde hep göstermiş, duyurmuştur. Bu da bir felsefe yapma tarzıdır. Burada da gerçekliğe, hakikate ilişkin ileri sürülmüş gerekçelerin rasyonel bir eleştirisini yapma söz konusudur. Yani septisizm yine akılsal bir temelden yola çıkarak, akıldan temelden yola çıkarak, Okan'ın dediği gibi her şeyden şüphe eden, şüphesini de duyu yanılması, akıl yanılması ve büyük ölçüde de her temelin bir temelinin olması, her gerekçenin bir gerekçesinin olması gerektiğini iddia ederek ve gerekçe aramayı sonsuza kadar geriye götürerek yapmaya çalıştığına tanık oluruz. Bir de böyle felsefe yapma tarzı var. Bu da Batı'ya ait. Bir de çocuklar, Doğu felsefe yapma tarzı var. Yani Hint bilgelerinin, eğer orada felsefe diyorsa. Bu Batı'da da var. Mesela Pisagor'da karşılaşabilirsiniz bu tür şeyle. Mesela Sokrates'te Daimon var. Değil mi? Daimon'un etkisinden değineceğiz. Üzerinde duracağız. Mesela Henry Bergson var. Sezgicilik değil mi? Batı felsefesinde. Aklın hakikati kavrayamayacağını, hakikatin ancak sezgisel düzeyde, içgörüsel düzeyde kavranacağını söyleyen düşünürler de var. Ve gerçekten Hint geleneğine, Mısır geleneğine falan geriye gittiğinizde bu yaklaşım tarzının egemen olduğunu görürsünüz. Bizde İslam kültürü içerisinde söz edeyim. Mesela Kindi, Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd geleneği antik Yunan'ın rasyonelist geleneğine bağlıdır. Ama mesela Mevlana okursanız, Yunus Emre okursanız, orada içgörüye dayalı, Gazali okursanız bir parça tasavvufi döneminde, içgörüye dayalı
basirete dayalı, sezgisel bir kavrayıştan söz edildiğini görürsünüz. Şimdi bu içgörüye dayalı, sezgilere dayalı, ilhama dayalı, basirete dayalı, kalp gözüne dayalı yaklaşım tarzına felsefe diyecek miyiz, demeyecek miyiz? Eğer bunun da bir felsefe olduğunu söylüyorsanız, o zaman vallahi Yunanlılardan önceye götürmeniz gerekir. Eğer diyorsanız ki felsefe mantıksal, rasyonel argümanlar ileri sürmek ve ileri sürülen argümanların septiklerde olduğu gibi rasyonel gerekçelerle eleştirisini yapmak, felsefe sezgilerin değil, içgörünün değil, basiretin değil, aklın götürdüğü yere gitmektir diyorsanız, felsefe argümantatif bir etkinliktir diyorsanız, bu Yunanlılarda var. Yunanlılardan önceki düşünceye genelde bu yüzden mitoloji adı verilmiş. Dolayısıyla şunu da inkar edemeyiz. Şunu da inkar edemeyiz. Yunanlıların şöyle bir özelliği var. Yunanlılar Thales Mısır'a gitmiş, Pisagor gitmiş oralara. Efendim yine Yunanlıların önemli önderlerinin doğuya ziyaretleri yaptıklarını biliyoruz. Yine Platon'da, Herodot'ta, Aristoteles'te ve benzeri karşımıza çıkıyor. İşte yazının başka yerden geldiği, Mısırlılardan geometri, işte Babil ve Mısır astronomisinden etkilendikleri falan yazılıyor. Ama Yunan kafasının, Yunanlıların şöyle bir şey var, şöyle bir tarafı var. Yunanlı genelde tekil olanı aşmaya çalışan, tümele ulaşmaya çalışan bir kafa yapısı var. Felsefe biliyorsunuz tümele elde etmeye çalışır. İkincisi, ileri sürdüğü argümanın rasyonel gerekçelerini bulmaya. Bulunamıyor ise sorunun rasyonel olarak çözülemeyeceğini ifade etmeye çalışıyor. Okan'ın dediği gibi sorular logos, cevaplar mitos iken ne diyeceğiz diyor. Evet, akılsal soru soruyorsunuz ama akılsal yanıt veremiyorsunuz. Mitik yanıt veriyorsunuz. Bu sizi mitolojinin, Aristoteles'i söylemle teolojinin içerisine sokar. Burada dediğim gibi sonuç geliyor, felsefe dediğimiz etkinliğin rasyonel, logosa dayalı bir etkinlik olması. O yüzden antik Yunan'da ısrarla göreceğiz, mitik düşünceden,